Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber yine paralel kenar konusuyla ilgili bir soru çözeceğiz. Yedinci sorumuzu çözeceğiz. Hemen sorumuza bakalım. ABCD paralel kenar. EF dik AB. AD 10 santim yazıyorum. BF arkadaşlar 4 santim. Şekil 1'deki paralel kenar şeklindeki kağıt EF doğrusu boyunca katlandığında C köşesi D köşesinin üstüne giriyor, yani çakışıyormuş. Ve şekil 2'deki ADB üssü eşkenar üçgeni oluşuyor. Bize diyor ki arkadaşlar AB kenarının uzunluğu kaç santim? Şimdi bakın ben şurayı bu arada burası dik olduğuna göre paralel olduğu için burası da mecburen dik olmak zorunda. Ben bu paralel kenarı EF doğrusu boyunca katladığımda CD'ye gelmekte, yani çakıştığına göre burası burayla ne olmak zorunda arkadaşlar? Eşit uzunlukta olmak zorunda. Peki başka ne oluyor? B'de arkadaşlar görüyorsunuz bakın. EF boyunca katlanınca B'de buradaki B'de şurada bir yerde ne oluyor? B üssü oluyor. O zaman burası 4 ise şurası da arkadaşlar ne olacak? 4 olacak. Ve burada karşımıza A, B üssü D eşkenar üçgeni çıkmakta. Eşkenar üçgense burası 10 ise arkadaşlar buralarda 10 birim olmak zorunda. Bana soru AB kenarını soruyor. Burası 10 görüyorsunuz. Burası 4, burası 4 toplam kenarım 18 santim olarak karşıma çıkmakta. Evet arkadaşlar hepiniz beni dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.